Herkese selamlar. Bir üniversite bir bölümün bugünkü bölümünde Sevgi Hanım bizlerle birlikte. Kendisi Mimaristan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Selamlar öncelikle, hoş geldiniz. Merhabalar. Ben daha fazla vaktinizi almadan direkt sorulara geçeyim isterseniz. Tamamdır, başlayabiliriz. Tabii. İlk sorum şu: neden Mimaristan Üniversitesi ve neden Sosyoloji Bölümü? Evet. Çok klasik olacak ama ben de herkes gibi aslında işte hukuk, psikoloji vesaire gibi bölümlerle başlamak istiyordum. Ama istediğim sonucu alamadım. Aldığım bölümlerde de işte %50 burslu vesaire gibi geliyordu. Durumu değerlendirdiğimde Mimar Sinan Güzel Sanatların Güzel Sanatlar olması beni çok cezbediyordu. Bir güzel sanatlar vardı diye. Bir de daha önceki deneyimlerim de yanımdaydı ve İstanbul Üniversitesi'ni istemediğimi biliyordum. Aslında buradan yola çıkarak ben biraz tersten giderek bölümümü seçtim. Ne istemediğimi biliyordum. Ne istemediğim belliydi. O yüzden daha ruhu olan, daha farklı bir şey denemek istiyordum. O yüzden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni yazdım. Neden sosyoloji? Biraz ablamın tavsiyesiyleydi aslında. Toplum bilimlerinin daha bana yakın olabileceğini söylemişti. Aynı zamanda o dönemlerle bir de şeyle karşılaşmıştım. Selin Yetimoğlu'yla karşılaşmıştım LinkedIn'de. Evet, Selin Hanım'ın söylemleri, sosyolojiden mezun oluşu, sosyolojiden mezun olduktan sonra geldiği yerle beni çok etkilemişti. Beni inandırmıştı da sosyolojiye karşı aslında. Bu şekilde sosyolojiyi yazdım. 9. tercih olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Sosyoloji ve bir gün bile dönüp baktığımda mutsuz olduğum bir şey olmadı. Çünkü harika anılar ve daha zaten devamında da var. Çok güzel şeyler öğrendim. Süper. Şimdi peki şunu sormak istiyorum. Sosyoloji aslında çok zevkli bir bölüm gibi gözüküyor dersleri itibariyle. Gerçekten ilgi çekici. Ama öte yandan tabii bir kapalı kutu durumu da var. Yani acaba ne yaparız, ne ederiz vesaire mezun olunca gibisinden kariyer tarafında. Peki sizce sosyoloji kimler için daha uygun? Yani hangi profildeki arkadaşlar bu bölümü tercih ederlerse mutlu ve başarılı olabilirler? Yani ben bunu aslında kısıtlamak istemiyorum. Şu profildeki insanlar buraya gelirse böyle olur bu profildeki. Çünkü ben insanın aslında istedikten sonra böyle istediği her şeyi yapabileceğine inanıran bir insanım. Tabii hani bazı şeyler cebinizde olursa daha iyi olur. Mesela ne sorgulayan bir insansanız buraya şey yapabilirsiniz. Ama hiçbir bölüm, hiçbir bilim zaten sorgulanmadan yapılabilecek bir bilim değildir yani. Ya da bölüm, okunabilecek bir bölüm değildir. Ama sorgulayan bir insan olmak, gelişime açık olmak. Çünkü bu mesela sizin de söylediğiniz gibi kariyer fırsatları dediniz. Bu bölümden mezun olduktan sonra çok farklı branşlara yönelen bir sürü arkadaşım oldu. Ben de mesela farklı bir branşa yöneldim şu an. Sosyoloji mezunu olmama rağmen. O yüzden aslında sosyoloji biraz sizin de tarafına yönelmek istediğinizle değişen bir şey oluyor. İsterseniz akademisyen olursunuz, isterseniz mezun olursunuz, insan kaynaklarına geçersiniz. İsterseniz Selin Hanım'ın yaptığı gibi mesela onun kendi atölyeleri düzenliyor, mutluluk şeyleri yapıyor. Yani fırsatları çok bol. Aslında buradaki bence temel şey biraz da alanın açılması ile ilgili ya da mesleklerin kol kola girip yürüyebilmesi ile ilgili. Mesela Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda da çok çalışan arkadaşlarım var. Sosyal medya danışmanlığı yapan arkadaşlarım var. Pazarlama bölümüne geçiş yapan arkadaşlarım var. Çünkü yani biraz sonraki sorunun bir cevabı gibi olacak ama Mimar Sinan bunları yakalamanızı sağlıyor. Süper. O zaman buradan o soruya bir pas atalım aslında. Mimar Sinan size neler sağladı üniversite Evet. boyunca? Avantaj ve dezavantajları sizce nelerdi? Bunu yani bir an düşündüm ve hemen cevaplarını buldum. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bir kere size kalıpların dışında düşünmeyi öğretiyor. Var olan bütün perspektiflerden bakabilmeyi öğretiyor. Ki bence bu şu an için kazanabileceğiniz en iyi şeylerden biri. Çözümler bulmayı öğretiyor. Çünkü neden? Siz bir tane yol var diyelim. İşte iki tane yol var, üç tane yol var. Siz bir anda artık dördüncü, beşinci yolu görmeye başlıyorsunuz, altıncı yolu. Ve bu sizin için iş hayatında inanılmaz bir kapı açmak demek. Çünkü insanlar şu an sorun üreten insanlar değil, çözüm üreten insanları arıyorlar. Bu çözümleri bulabilmek bence farklı bakış açılarından çok önemli oluyor. Kesinlikle. Başkasının gözünden görebilmek, yani o olmadan onu görebilmek. O değilken o olmayı bilmek, ötekiyi anlamak aslında ve Mimar Sinan'ın belki de en çok üzerinde durduğu benim birinci sınıftan
dördüncü sınıfa kadar üzerinde konuştuğumuz konu ötekiydi ve ben gerçekten ötekiyi anladım diyebilirim Mimar Sinan'da. Ve Mimar Sinan hep diğer üniversiteler tarafından da öteki olan okuldur aslında, birazcık da Evet. farklıyızdır işte dışarıdan. Fındıklı kampüsü vardır onları falan gibi böyle. Böyle Mimar Sinan çok farklı, çok güzel bir okul. Kendi aurası olan aslında bir mekanmış İşte gibi. her okulun bir ruhu vardır. Ben buna inanıyorum. Her insan gibi ekolleri vardır bağlı olduğu. Mimar Sinan bu okulları, bu tabii ki bu belli müfredatların vesairenin falan içinde, ama her zaman kılıfların dışında. Yani Evet. verdiğiniz çerçevenin dışında bir yerde. Kesinlikle. Az önce söylediğiniz bir kısım dikkatimi çekti. İşte pazarlama yönelen var, sosyal medyaya, bakanlıklara Evet. pek çok yol var. Peki bir Tabii. sosyoloji öğrencisi için kendisine uygun o alanı seçerken nasıl bir yol izlemesi lazım? Yani neler yaparsa kendisine o ait hissettiği alanı, disiplini kendine keşfedebilir sizce? Bu hayattan ne beklediğinizle doğru orantılı bir şey. Yani ben düzgün bir hayat istiyorum, sakin bir hayat istiyorum, işte düzenli maaş istiyorum diyorsanız, okey, bakanlığa girersiniz, bakanlıkta çalışırsınız. Ben bunu insanlara yardım ederek, çocuklara yardım ederek, kadın haklarını koruyarak, orada gözeterek, bir şeyler burada değiştirerek bakanlıkta yapmak istiyorum dersiniz, oraya geçersiniz. Ama mesela şey dersiniz, ben kreatif düşünmek istiyorum, bu kullandıklarımı sonuna kadar burada kullanmak istiyorum dersiniz. Bunu işte bir pazarlama aracılığıyla yaparsınız. Mesela işe alıma girersiniz insan kaynaklarında. İnsanları olduğu gibi değerlendirebilmek istiyorum dersiniz. Ben bu atık alanımı orada göstermek istiyorum dersiniz. Bu alana yönelirsiniz. Bu tamamen sizin o alandaki ne istediğinize karşılık Aslında değişen bir şey sosyoloji bence. tabii. O zaman sosyoloji aslında burada bir zemin görevi giriyor. Yani size aslında bir şey sunuyor bir zemin anlamında ama onu yukarı Evet. çıkartmak, o kaba inşaatı yukarı çıkarmak tamamen size kalmış bir durumda. Kesinlikle, kesinlikle. Süper. Peki buradan biraz da şunu merak ediyorum aslında. Şu an bir lisans hayatından dönüp baktığınız zaman kendi adınıza iyi ki yapmışım ve bunun yanında ya şunu da keşke yapsaydım ya da yapmasaydım dediğiniz kısımlar var mı? Bunları da merak ediyorum. Yani keşke yapsaydım dediğim, daha fazla ekonomi dersi almayı isterdim. Çünkü ekonomi ve sosyoloji birbirlerine çok bağlı ve aldığım dersleri de çok sevdim. Bitirme tezinde vergi çalışmış olmamın verdiği de bir avantaj vardı belki de, bilmiyorum. Çünkü hep şunu düşünüyordum ben okurken, ya ben ekonomiden anlamam, ben ekonomiden anlamam, ama kapitali okumaya başlayınca böyle pasaj pasaj, ya ben ekonomiden anlıyormuşuma döndü mesele. Daha fazla ekonomi dersi almayı çok isterdim. Belki bir çap yapmayı isterdim ki çap yapmamıştım bizim okulda. Onu çok isterdim. Çünkü çap yapmaya yetecek şeylerim vardı. Belki en büyük üzüldüğüm şey olabilir. Erasmus hakkımı kullanmamıştım. Not ortalamamı düşünerek belki buna pişman olabilirim en çok. Bu şekilde. Okay. Peki bu ilerleme sürecinde kendi alanınızı seçerken, mesela şu anda dediniz ki işte biraz daha sosyoloji dışında bir şey yapıyorum. Bu alanınızı Evet. seçerken sizi motive eden ne oldu? Yani bu yolda hangi kararlar sizi bu şu anki kararınıza yönlendirdi? Güzel bir soru. Biraz çalışmadığım yerden Tabii. geldi. Diğerlerini not almıştım ama. Bireysel olarak biraz önce konuştuğumuz cevabın aslında biraz tekrar olacak. Bireysel olarak ne yapabileceğimi biliyorum. Neler katabileceğimi, hangi perspektifleri. Çünkü işte müdürleri de anlıyorum, işçiyi de anlıyorum. Bu bulunduğum pozisyon gereği herkesi anlayıp çözüm bulabiliyor olmak her iki taraf arasında. Böyle bir tampon bölge görevini görüyor gibi hissediyorum zaman zaman. Mübeccel krayı çok da doğru kullanmadığım bir belki şey, hocalarım görürse kızacaklar, böyle şeyleri çok kullanmayın derlerdi bize. Anlayabilmek, o gözle bakabilmek benim hoşuma giden bir yer. Yani bu yolda yürümemi sağlayan ve işte karar verebilecek belki şey de olmak, hani ya bunda böyle var, burada böyle var, artı eksiği koyup görebiliyor olmak, işte onun çözümünü bulabiliyor olmak benim hoşuma giden bir şey. Bir de aktivite teorisi dediğimiz bir teori var sosyolojide. Onu da hemen buraya sıkıştırayım. Hani ne kadar motivasyonsuz olursam olayım bu çalışma hayatı için, işte herhangi bir çalışma için söyleyeyim, başka bir yerde kasiyer de olsam, aktivite teorisine göre insanlar ne kadar aktif olurlarsa hayatlarında o kadar da mutlu oldukları bir çalışma yapılmış. Aynen bu
bir dergide de yayınlanmış bir makaleydi. İnsanların yaşlandıkça mutsuz olmasının sebebi de buymuş aslında. Çünkü aktifleri kayboluyor. Aktif hareket etme kabiliyetleri de kayboluyor doğal olarak. Emeklilik mesela işte bir avantaj ama bir yandan da dezavantaj onlar için. Aynı zamanda hani aktif kalabildiğim için de sektörde mutluyum. Süper. Peki son olarak da şunu merak ediyorum. Şu dönemde tercih yapacak arkadaşlar için neler tavsiye edersiniz? Sizce neler ön plana çıkarmalılar bu tercih döneminde? Okulun dilinin İngilizce olması çok önemli olurdu benim için. Dilin İngilizce olması. Bir de fırsatlar sonsuz. Gerçekten evren sonsuz, fırsatlar sonsuz. Ben büyük şehirde okumayı tercih ederdim. Mutlaka da tercih ettim. Biraz zor oldu. Ama okulların imkanları var. Mutlaka sonlarına kadar bunu kullansınlar. Ben Mimar Sinan'da okurken yani Türkiye'nin en güzel yolunda kaldım. Dereboy Caddesi'nde Mimar Sinan'ın kız yurdu vardı ve harika günlerim geçti. Büyük şehirde İstanbul, İzmir, Ankara gibi metropol şehirlerde yaşamayı önemsiyorum. Tabii bunun dışında yaşanmaz demiyorum ama buralarda olmayı önemsiyorum. Çünkü ulaşılabilirlik çok farklı buralarda. Ve o bölgeyi bir kere tanıdığınızda, tattığınızda, tek başınıza kaldığınızda, verilen parayla idare edebildiğinizde bunlar çok değerli şeyler. Bunlar parayla ölçülebilen şeyler de değil, kıymetli şeyler benim için. 18 yaşında bir çocuğu ve bu Avrupa'da sıkça konuştuğumuz bir şeyde hani insanları hep bırakırlar işte artık kendi hayatını kurarsın vesaire. Tabii bu enflasyonist bir ortamda çok zor ama bunu mutlaka tavsiye ederdim. Okulun dilinin İngilizce, Fransızca olmasını mümkünse belki. İşte Galatasaray falan herhalde. Bunu tercih ederdim. Aynı zamanda bol bol işte bunları destekleyecek şeylere yani okulunu destekleyecek şeylere, kongre, seminer, bunlara mutlaka katılmalarını önerirdim. Ben YGA'ya başvurmuştum kendi dönemimde. Young Guru Akademi diye geçiyor. Oraya gitmeyi denerdim. Ya ihtimaller sonsuz. Arkadaşlar daha çok biliyordur benden mutlaka. Ben biraz geç bile kalmış olabilirim bu şey için. Erasmus fırsatını mutlaka değerlendirirdim. Yani okulun ortalaması çok bir şey katmıyormuş. Ben kendim yapmadığım için üzgünüm. Erasmus fırsatımı değerlendirirdim. O sene 3,5'tu gitmedim dedim. 3,5 biz şimdi. Erasmus'u değerlendirirdim. Mutlaka yapardım. Başka aklıma bir şey gelmiyor şu an Bunlar için. yeterli aslında ya. Çok değerli Evet. gerçekten öneriler. Çok teşekkür Yani ederim. zaten çok da bilinen şeyler. Ben teşekkür ederim. Umarım birilerine ilham olabilirim. Birileri bu videoyu izler ve bir tercih yapar. Bence Mimar kesinlikle Sinan yani. zaten çok güzel. Evet yani o güzelliği gerçekten hissettik. Yani o kampüsün aurası olsun, bölümün Evet. çeşitliliği olsun. Hissettik Evet. kesinlikle. Yani derslerimiz çok güzeldi. Bir tanesini de örnek vermiş olayım hatta. Yani bir dersim vardı benim. O derste de şöyle bir ders işliyorduk. Kitabı da hatta kaldırmadım. Kitabı da burada çünkü beni çok etkileyen bir şeydi. Bu Duyguların Kültürel Politikası. Bunu Sara gördüm. Ahmet'in kitabı. Geçen ay bir arkadaşım verdi. Aa, çok Gerçekten şu anda güzel bir güzel yaşadım. kitaptır. Evet. Bir film izlerdik. O film hakkında iki tane okuma yapardık. Ayrı ayrı kaynaklardan. O kaynaklardan biri de buydu. Ben kitabı tamamını almayı tercih ettim. Mesela pasajlarını veriyordu hocalarımız bize. Hani zorlanmayalım her kitabı almakla ilgili diye. Ben bunu almayı tercih ettim. Ve mesela şu an Netflix'te izlediğim birçok diziyi, filmi. Hocalarım film izletirdi. Ben dizi hastasıydım. Burada da mesela çok çıkışırdık ama yine de zorla o filmleri izlerdim. Bir eksen etrafında anlatabiliyorum, konuşabiliyorum ve bu beni mutlu ediyor ve bu beni iyi hissettiriyor aslında. Böyle yani çok eğlenceli geliyor bana. Bilmiyorum hani diğer derslerde, mühendisliklerde, tıpta ne görüyorlar ama yani hani bu da çok kıymetli bir veri. Kesinlikle. Umarım sosyolojide ileride daha çok görebileceğimiz belediyelerin istihdam ettiği tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de Tabii. istihdam ettiği bir şey haline gelir, bir meslek grubu haline gelir. Çünkü çevre düzenlemeleri, işte tabelaların düzenlemeleri, toplum sorunları, işte belediyenin sorunları, gerçekten bunlar bir sosyoloğun gözüyle bakıldığında çok farklı bir şekilde çözülebilecek sorunlar. Yani çok basit çözümleri var aslında toplumlarımızın. Umarım bir gün hak ettiğimiz değeri görürüz. Umuyoruz. Kesinlikle. Çok teşekkürler Herkes, tekrardan. her meslek grubu için bu arada bunu söyleyeyim. Yani tabii. Doktorlar, mühendisler,
Hiç kimse böyle yurt dışına kapağı atmak istemediği bir gelecek tahmin ediyorum ben de. Umuyorum ben de aynı şekilde. Sizlere çok başarılar şimdiden yani. Teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben Çok de aynı teşekkür ederim şekilde. bana da sorular sorduğunuz için. Cevap verme fırsatı verdiğiniz için. Ben de öyle. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek İyi üzere. akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.